Şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz benim velim kitabı indiren Allah'tır. Yani beni koruyan, Kur'an'ı indiren Allah'tır. O salihlerin koruyuculuğunu, veliliğini yapıyor. Allah yolunda olan herkesin koruyucusu. Mehdi'nin, Hazreti Mesih'in, Mehdi'nin talebelerinin, Mesih'in talebelerinin, ahir zaman Müslümanlarının. Değil mi? İnşallah. Onlara bir ayet getirmediğin zaman sen onu inmeyen ayeti derleyip toplasana derler. Yani peygamberin Kur'an'ı kendi yazdığına inanan birçok sapık var. Şu anda da var öyle tipler. O zaman da bu tip adamlar var. De ki ben yalnızca bana Rabbimden vahiy yoluna uyarım. Yani vahiye uyuyorum ben diyor. Kendi kendim aklımdan bir şey yapmam diyor peygamber. Bu Rabbinizden olan basiretlerdir. Basiret, basiret. Yani değil mi? Akılcı, güzel, evet. Doğru düşünme. İman edecek bir topluluk için hidayet ve rahmettir. Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun. Haramdır. Mesela Kur'an okunuyor. Ben Topkapı'da da gördüm. Mesela Kur'an okunuyor. Turistleri bağırıyor, çağırıyor, konuşuyorlar. Yani bu çok acayip bir şey. Evet. Değil mi? Bak Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun diyor Allah. Mesela kahvelerde de Kur'an okunuyor. Millet işinde gücüne bağırıp çağırıyorlar. Olmaz, haramdır. Evet. Susun, susup dinlemek lazım. Umulur ki esirgenmiş olursunuz. Bu bilinmeyen farzlardandır. Bakın Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin. Bakın bu bir farz, muhkem hüküm. Evet. Bir kere dinleyecek. Dinlemek farz. İkincisi konuşmak haram. Susulacak Kur'an okunurken. Ya kapatsın televizyonu ya o okuyan adam dursun veyahut dinleyecekler. Yani evet. Kur'an'a saygıya uygun olmaz aksi. Hı hı. Ve haramdır. İnşallah. Umulur ki esirgenmiş olursunuz. Bak Allah tehdit ediyor. Yani nezaketli bir uslupla Cenab-ı Allah. Her zaman Cenab-ı Allah Kur'an'da buna çok Cenab-ı Allah'ın bir güzelliğidir o. Nezaketli bir uslup kullanır. Bak İnşallah. Umulur ki esirgenmiş olursunuz. Aksinde ne olur? Esirgenmemiş olursun. Evet. Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle yalvara yalvara ve için için zikret gaflete kapılanlardan olma. Bakın, Rabbini sabah akşam yani sürekli, sık sık, yüksek olmayan bir sesle bağıra bağıra değil, kendi kendine yani kendi kendini duyacağı kadar ürpertiyle yani derin konsantre olarak aşkla, derinlikle, tutkuyla yalvara yalvara aczini bilerek yalvarma tarzında İçin için yani içten gelerek, vicdanın içinden gerek zikret, dua et. Allah'a yaklaş. İnşallah. Değil mi? Allah'ı o şekilde zikret. Gaflete kapılanlardan olma. Şimdi bu da farz. Bak sabah akşam. Evet. Bir, yüksek olmayan bir ses. İki, kendi kendine. Üç, yani içinden. Ürpertiyle, yalvara yalvara. Yani coşkuyla, heyecanla ve derinlikle. İnşallah. İçin için zikret. Ne olur diyor adam mesela öbür türlü dua etsem. Duada bir sır var. Yani dua hakkıyla yapıldığında çok büyük netice alınır. İnşallah. Çok büyük. Yani insanlar bunu bilmiyorlar. Yani dua ediyorum olmuyor diyor. Her dua kabul olur. İnşallah. Tecelli etmeyebilir ama onun sevabını alırsın. İnşallah. Anlaşıldı mı? İbadettir dua. Evet. İbadet kastıyla yapılır ve Allah rızası için yapılır. İnşallah. Olmuyorsa hayır var. Diyor ki mesela Amerika'ya gideceğim. Ya kardeşim ya gangsterler seni orada öldürecekse? Ya başına bir şey gelecekse Allah onu engellemiş oluyor. Bir hayır var. Kurdeşen döküyor gidemedim diye. Allah'a hamd edecek, ya Rabbi diyecek. Bunda bir hayır, hikmet vardır diyecek. Evet. Mesela otobüsü kaçırıyor, dediriyor. Tevekkül et, vardır bir hayır. Mesela trafik kazası geçiriyor. Bir hayır vardır. İnşallah. Allah onu çok daha büyük bir beladan kurtarmıştır. Allah kendine döndürmek istemiştir. Derin düşünmesine vesile olmuştur. Belki dünyaya dalmıştır. Belki bunun sonucu cehenneme gidecektir. Allah kendine döndürmek için bir kaza meydana getirir. O ölümü düşünür, ahireti düşünür, artık dünyadan geçer. Allah'a teslim olur, daha mütevazi, daha şefkatli, daha sevgi dolu olur. O bir sevap kazanır. Etrafındaki insanlar onunla ilgilenir, alaka gösterir, şefkat gösterir. Oradan bir sevap kazanır o etrafındaki insanlar. Evet. Ayrıca imtihanın doğal ortamı olmuş olur ve bütün insanlara bir ibret olur. Bu yönden de ayrı bir sevabı vardır. Ve kaderdedir o. Yani diyor ki mesela ben diyor
sağa sola baksaydım o araba bana çarpmazdı. Sağa sola değil, istesen böyle teleskopla bak. Büyüteçle bak. İnşallah. Kuzu kuzu gider o arabanın altına yatarsın sen. İnşallah. Yani onu sana kimse engelleyemez yani. O kaderdeyse olacak o. Evet. Yani tedbir takdiri bozmaz. Onun için pişmanlık şöyle, pişmanlıktan amaç bir daha yapmayayımdır. Ama bu hikmetle hayırlı ol diyecek adam. Yani bunun oluşunda bir hikmet var. Hayır var. Yani mutlaka hayır var. Ama bir daha olmaması için bana tecrübe oldu diyecek. Bilgi olarak. Yoksa hani var ya vah vah pişman oluyor. Keşke şunu yapmasaydım. İşte gidiyor meyhanede içiyor. Kafasını duvarlara vuruyor. Yani bunlar rezillik yani. Rezalet. Evet. Bunlara gerek yok. Doğrusu hayır var deyip ondan sonrasında devam edilmesidir. İnşallah. Çünkü burası imtihan meydanı. Trafik kazası da olur, hastalık da olur, bela da olur, ölümler olur. Değil mi? Evet, evet. İşte genç yaşta oldu. 90 yaşında dede ölüyor, ona da ağlıyorlar hüngür hüngür. 100 yaşında ölüyor, ona da ağlıyorlar. Kardeşim ne istiyorsunuz ya? Yani siz mi yarattınız onu? Allah yarattı. Evet. Allah verdi, Allah aldı sizi. Ne zorunuz yani? İnşallah. Ne derdine düşüyorsunuz yani? Bir de niye ağlıyorsun ki? Yani cennete gittiyse sevin. Hem ne sevin yani? Evet. Ne yapacak dünyada durup adam? Evet. Cennet kıyas mı olur dünyaya? Ve sonsuz hayata kavuşmuş oluyor. Evet. Cehenneme gittiyse hak etmiştir zaten, ona da sevin. Evet. Değil mi? Evet.